Herkese selamlar. Bugün size minik Fransız ekmeği yapacağım. Uçaklarda hostesler ikram ederken çoğunuz yemiştir. Minik Fransız ekmeği çok güzel bir tarif, lezzetli, çok da pratik. Evet, şimdi malzemelerimize geçiyoruz. 2 bardak un, gerekirse de bir yarım bardak unumuz var hazır tuttuğumuz. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, ılık olmasına dikkat edelim. 50-60 gram tereyağımız var, oda sıcaklığında tuttuğumuz. 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuzumuz var. Evde ekmek yapmak isteyenler, hadi yapımına geçelim. Öncelikle kasemize ılık suyumuzu ve sütümüzü boşaltıyoruz. Ne fazla sıcak olması lazım ne de fazla soğuk olması. Ardından 1 tatlı kaşığı kuru mayamızı döküyoruz. Ve son olarak da 1 tatlı kaşığı şekerimizi döküyoruz. Karışımımızı iyice karıştırıyoruz. İyice. Kenara alıyoruz. Evet, şimdi hamur yapma aşamasına geçeceğiz. Öncelikle 2 bardak unumuzu döküyoruz. 1 çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir çukur yapıyoruz önce. Sıvımızı azar azar unumuza ilave ediyoruz. Hamurunuz biraz yapışkan kıvamda olması gerekiyor. Hamurumuzu tezgahımızda yoğurmaya devam edeceğiz. Hamurumuz oldukça yapışkan. Tezgahta iyice kıvamına getireceğiz. Katlayıp eziyoruz. Şimdi hamurumuza tereyağımızı ilave ediyoruz. Hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu açtıktan sonra tereyağımızı içine dilimliyoruz ince ince. Oda sıcaklığında olması gerek. Bu aşamada çok az un serpiyoruz. Yavaş yavaş kıvama geliyor. Hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi hamurumuzu 30-40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. İyice dinlensin. Kabımızın altına hafif un serpiyoruz yapışmasın diye. Kapağımızı da kapatıyoruz. 30-40 dakika sonra pişirme hazır olur. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Evet, şimdi pana alıyoruz. Hamurumuzu eşit parçalara bölmek için rulo şeklini alıyoruz. Daha kolay olacak o şekilde. Şöyle iyice rulo şeklinde uzatıyoruz. Hamurumuzu eşit parçalara bölmek için 3 parmak ölçüsünü alıyoruz. Tabi parmağınız ince ise 4 olabilir, 4 parmak da olabilir. Şöyle 3 parmak alıp kesiyoruz. Hamurumuzu eşit parçalara böldük, şimdi şekil vereceğiz. Tabi isteyen daha büyük de yapabilir, daha ufak da yapabilir. O isteğinize, zevkinize bağlı. Şimdi şekil vereceğiz. Gördüğünüz şekilde hamurumuzu açıyoruz. Sonra bohça şeklinde katlıyoruz içe doğru. Şöyle. Sonra şöyle hafif bastırmadan. İçindeki havayı koruyacağız. Fazla ezmeyeceğiz. Ben şu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz.
hamuru incitmeden şekil veriyoruz. Şöyle şu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Sağa sola. Sonra bohça şeklinde katlıyoruz. Şöyle. Şu şekilde, gördüğünüz şekilde. Sonra ters çeviriyoruz. Hafifçe bastırmadan şöyle son bir dokunuş. Hepsini tamamladık. Şimdi üstünü örtüp 10 dakika daha dinlendireceğiz. Sonra fırınımıza atacağız. Şimdi bir örtüyle örtüyoruz. Şimdi üstlerine keskin bir bıçakla kesik atıyoruz. Fazla bastırmadan. İnce ince kestiğimiz tereyağı çubuklarını kesiklerin arasına yerleştiriyoruz. Şu şekilde arasına gömüyoruz. Fazla bastırmadan. Hamurun içine kattığımız tereyağını oda sıcaklığında bekletiyorduk. Bunu buzdolabında muhafaza ediyoruz. Ekmeklerimizi 200 derecede ısıttığımız fırına atıyoruz şimdi. Ekmeğimiz fırında pişiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Her zamanki gibi bir kahve içiyoruz. Ekmekleri kontrol ettim. Çekimde de gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Bir yorgunluk kahvesini hak ettim. Kahveler de olmazsa. Harika oldu ekmeklerimiz. Şimdi hafif ılımaya bırakıyorum. Sonra sizin için tadacağım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Çok keyif alıyorum yemek yaparken. Ama hamurla uğraşmak bir başka keyif. Hamurla uğraşırken, hamuru yoğururken insan stresinden uzaklaşıyor, dinleniyor, rahatlıyor. Evde, iş yerinde sıkıntı, strese girdiğiniz zaman hamurla uğraşın, ekmek yapın. Bak nasıl stresten, sıkıntıdan uzaklaşıyorsunuz. Tıpkı toprağa basmak gibi o negatif enerjiyi bırakacaksınız. Ekmeklerimizi servise hazırlıyoruz. Bir sepet ekmeğimiz oldu. Kendi ekmeğini kendin yap. Şimdi ekmeğin bir tanesini sizin için tadıyorum. Çıtır çıtır. Şimdi tadıyorum. Çok lezzetli olmuş. Oturup hepsini yiyeceğim. Özellikle kahvaltılarda ideal bir ekmek oldu. Bugün çekimle akşamı yaptık. Keyifli bir gün oldu. Güzel bir ekmek yaptık. Fransız ekmeği. Tam da Fransızların sevdiği gibi bol tereyağlı oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı, likelamayı, paylaşmayı unutmayın. Çünkü lezzetler paylaştıkça artar. Hep ben yiyeyim olmaz ki. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla kalın.